Bereket TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ben Suat Musa Beşoğlu. Değerli izleyenlerimiz, Arının Bereketi programında bu hafta sizlerle arıcılıkta kışlatma esasları, kışlık döneminde besleme rejimi, özellikle Ocak ayında Akdeniz bölgesine başlayan arıcılık faaliyetlerimiz, Akdeniz bölgemizin kışlatma potansiyeli, arılarımızın oradaki kışlatma, özellikle kış dönemindeki yığılmalar ve sebepleri ve ana arı üreticilerimiz özellikle tercih ettiği bölgelerden biri olan Akdeniz bölgesini genel bir değerlendireceğiz. Bu hafta iki özel konuğum var. Çorum İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı, aynı zamanda TAP Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Saygı ve Akdeniz Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Hocamız Servet Arslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yücel Bey, buyurun. Sizleri bir tanıyalım arıcılarımızın karşısında. İsmim Yücel Saygı. Çorum Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Türkiye Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, sizler de hoş geldiniz. Sizleri de bir tanıyalım. Teşekkür ederim Suat Bey. Servet Arslan, yardım doçentim. Daha yeni ismiyle doktor öğretim üyesi. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı'nda çalışıyorum. Arıcılıkla ilgili çalışmalarımız. Aynı zamanda arıcılık da yapıyorsunuz. Evet, özellikle ana arı üzerine çalışıyorsunuz. Bugün konularımızdan birisi. Evet, evet. Arılarla ilgili çalışmalarımız var. Master'ım, doktoram arıcılık üzerine, performans, yetiştiricilik ve ıslahla ilgili uzman olarak şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Şimdi izleyenlerimiz karşısında özellikle iki farklı bölgeden, Akdeniz bölgesi ve Karadeniz'le İç Anadolu'nun kesiştiği bölge Çorum'dan sizler geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi genel kışlama kısmını değerlendirirsek Yücel Bey, sizin Çorum ve İç Anadolu ya da Karadeniz'in kesimlerinden genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle arıcılar açısından? Tabii Suat Bey, bilindiği gibi kışlatma hazırlıklarımız bal hasatından sonra hemen başlıyor. Tabii bal hasatından hemen sonra hemen varroa mücadelesi, yoğun bir varroa mücadelesi yapacağız ve arıdan almış olduğumuz balın yerine koyabileceğimiz beslenme şurubuyla da arılarımızın kışlık yiyecek ihtiyacını karşılayacağız. Sonbahar beslemesi. Tabii sonbahar beslemesiyle. Çünkü burada erken başlamanın şöyle bir avantajı olacaktır. Yani vermiş olduğumuz besleme şurubunun mutlaka sırlanması gerekiyor. Yani bir bal kemeri yapması lazım ki arı kışı rahat geçirebilsin. Bunun için daha havalar soğumadan bal hasatından hemen sonra beslemeyi yapmak suretiyle bu bal kemerini oluşturmamız lazım. Artı kışa girerken de mutlak surette arılarımızı sıkıştıracağız. Yani sıkışık tutmaya çalışacağız. Nedeni şu ki hem arıların kışlama için salkım oluşturmasını kolaylığını sağlayacağız. Hem de parazitlere karşı, varroaya karşı canlı ve diri tutmak. Bu, evet, sıkışık tutacağız arımızı. Özellikle arıcılarımızdan, daha doğrusu yeni arıcılarımızdan gelen en çok sorulardan birisi. Ne kadar hani bal bırakırsam bu yeterli düzeyde olabilir ya da yeterli düzeyde bal bıraktım nasıl anlayabilirim? Şimdi, bunu bir arıcı olarak bakın, açabilir misiniz? Burada şöyle bir yanlış anlama var. İşte yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki 6 çerçeveli bir arı kışlama süresince yarım kilogram bal tüketmektedir. Çünkü koloni tamamen salkım halindedir. Hareketleri çok yavaş hareket etmektedir. Ta ki ne zamana kadar bu çiğdemler, mesela Anadolu'daki tabiriyle çiğdemlerin açmasıyla, yani polenin Şubat sonu Mart gibi. Şubat'ın 15'inden sonra bu arının hareketlenmesi, dışarıdan polen gelmesiyle koloni içerisindeki aktiviteler artmakta. Bunun neticesinde yavruya dönüşüyle ilgili, yani yavru üretiminin artmasıyla beraber kolonide hızlı bir bal tüketimi olacaktır. İşte asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor. Yani arı ölümlerindeki sıkıntı arının faal koloni aktivitesinin başlamasıyla beraber o nektar yeterli değilse işte o zaman yani erken ihbar açlık ölümleri, evet, açlık ölümleri karşımıza çıkacaktır. Bunun için benim tavsiyem mutlak surette erken ilkbaharda eğer yeterli miktarda balımız yoksa veyahut da şurubun, besleme şurubumuz yoksa besleme yapmamızda çok büyük fayda vardır. Tabii
Her ihtimale karşı daha önce de söylediğim gibi bal hasatından sonra mutlak surette arılarımızın kışa gireceği ihtiyacı olan balını, şurubunu vermek zorundayız. Bunu verdiğimiz zaman zaten bu tür sorunumuz olmayacaktır. Şimdi örnek olarak demişsiniz 6 çerçeve bir koloni yarım kilo dediniz de kışlama dönemini ne kadar olarak değerlendirdiniz? Şimdi kışlama döneminde... Çerçeve başı yarım kilo mu? Yok, şimdi bakın burada yapılan bu tartımla hesaplanmış bir rakam. Şimdi aktivite olmadığı zaman bal tüketimi olmuyor. Ne zaman ki yavru hareketi başlıyor, yani tüketici bir popülasyon gelmeye başlıyor. Çünkü arı ne yapacak? Dışarı uçarken bir miktar balla dışarı çıkacak. Yani onu tüketecek yani. Giderken yani kuluçka faaliyetinin başlaması. Kuluçka faaliyetinin başlamasıyla hızlı bir şekilde tüketim başlıyor. Bunun için yani kaç çerçeve girdiyse o kadar çerçevede balının bulunmasında fayda var. Evet, en azından açık bir kemer kısmının olması gerekli. Evet, aynen öyle. Diğer koloniyi diri tutacağız. Salkım özellikle kış hareketlerinde bütün bala erişebilecek potansiyelde sıkışıklığa sahip olacak. Tabii. Diğer faktörler işte genç anlar olması, varroa mücadelesinin sağlıklı yapılması gibi etkenler yapıldığında başarılı bir kışlamaya gidilebiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Evet Servet Hocam, sizlerden de bu Akdeniz bölgesini bir dinlemek istiyorum. Özellikle arıcılarımızın sıcak bir bölge olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri. Kış döneminde de şimdi konaklamalar kısmında da fazla mesafe aranmadığından dolayı da bir yığılmalara da sebep oluyor. Şimdi bu durumun avantaj ve dezavantajlarını bir sizlerden dinlemek istiyorum. Akdeniz'deki arıcılarımız şu anki kışlama durumları ve arıcılık açısından potansiyelini özellikle vurgulayabilir miyiz? Suat Bey teşekkür ederim. Akdeniz bölgesi sıcak iklime sahip olduğu için arıcılar tarafından özellikle kışlatma maksadıyla yoğun bir göçe neden oluyor. Buna sebep de fazla miktarda arıların oraya yığılması söz konusu oluyor. Bu arıların orada kışı geçirmesi açısından bir takım avantajları söz konusu. Bu avantajları... Mevsimin erken gelmesi, erken polen bulabilmek. Mutlaka. Hı hı. Yani kış boyunca orada polen, nektar bulması, yavrunun, üretimin, efendim kuluçka faaliyetinin... devam etmesi gibi faaliyetlerin yürümesi avantajlarını oluşturuyor. Kış sonu bir de ilk bakımlar Antalya ya da Akdeniz bölgesinde Ege'ye doğru ne zaman başlıyor? Ocak ayı itibariyle sanırım ilk çalışmalar başlıyor arıcılıkta. İlkbahar çalışmaları mı? İlkbahar öncesinde beslemeler vesaire konular. Şimdi Akdeniz bölgesine arılar genellikle İç Anadolu'dan veya yayla kesimlerinden Kasım gibi, evet. Efendim bazen Aralık gibi aylarında geliyor. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve ondan sonra tekrar oradan başka yerlere göç hadisesi oluyor. Tabii bu Kasım, Aralık gibi gelen arılarda öncelikle kışa girmeden önce bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Gerekli zaten evet, ön çalışmalar. Bununla ilgili işte Yücel Bey'in de bahsettiği gibi öncelikle arının koloninin kovan içerisindeki eksikleri varsa onlar tamamlanıyor. Nedir bu eksikler kontrolden? İşte özellikle bal stok miktarı, besin stokunun miktarı. Onlar yine anarının durumu. Anarısı var mı, yok mu? Evet. Veya anarısı efendim yaşlı mı, genç mi, verimli mi, üretken mi? Bunlara bakılıyor. Parazit durumuna, hastalık durumuna bakılıyor. Bunlar kontrol edildikten sonra zayıf koloniler varsa, çok zayıf koloniler varsa onlar birleştiriliyor. Anasız koloniler varsa bunlar ya ana arılandırılıyor ya da analı bir koloniyle birleştiriliyor. Besleme ister balı olsun ister olmasın mutlaka beslemeyi yapmak kuluçka gerekiyor. Kuluçka faaliyeti devam etmesi mutlaka, sebebiyle. Tabii. Bunun sebebi yani de özellikle... Şöyle bir kıyas yapmak gerekirse şimdi normal en soğuk bölgelerimizden birini baz aldığımızda bu çalışmalar genelde Mart-Nisan ayında başlar. Ama Akdeniz'de daha da bir erken süreçte başlayabiliyor. Suat Bey bu söylediğimiz besleme ilkbahardaki beslemeden farklı bir besleme. Evet onu demek istiyorum. Hani yani bu sonbahar beslemesi önemli. Kovanın içerisinde yeterli miktarda balı olsa da, efendim besin miktarı olsa da mutlaka beslemeyi yapmamız gerekiyor. Sebebi şu, özellikle beslemeyle anarının işte yumurtlama faaliyetini hızlandırmak suretiyle veyahut da
teşvik etmek maksadıyla besleme yapılıp ana arının işte o sonbahar döneminde kışa girmeden önce bir kuluçka faaliyetini oluşturup koloninin genç kadroyla kışa girmesini sağlamak. Çünkü yapılan çalışmalarda şu ortadadır. Genç nesille kışlayan arılar daha sağlıklı kışlama kabiliyetine sahip. Evet. Efendim kış zayiatı daha az olmakta veya hiç olmamakta. Bu önemli. Onun için mutlaka beslemeyi yapmamız gerekiyor. Beslemede yapılması gereken ilkbahar beslemesinden farklı olarak da sonbahar beslemesinde kullandığımız iki enstrüman var. Bir tanesi işte şurup dediğimiz şekerin sulandırılarak verilmesi. Diğeri de katı besin maddesi olan kek dediğimiz besinin uygulanması. Bunun ikisi de kullanılabilir. Evet. Ama özellikle şurubun kullanılması tercih sebebi. Hem arının tercihi hem de işte o maksat olan amaca yönelik şeyiyle, şekliyle şurupla beslemenin avantajları var. O besleme yapılacak şurubun da koyu kıvamlı olması gerekir. Yani ilkbaharda yaptığımız beslemede kullandığımız şurupla birebir oranında değil de ikiye bir oranında ikiye daha bir koyu olabilir, kıvamda. Evet. Hem arının onu alması daha şey oluyor, cazibeli oluyor. Arı daha iyi bir suyunu şekilde uçurmak alıyor. İçin de fazla bir hem de, efor evet, sarf yani etmemiş suyu oluyor. Uçurması açısından daha besleyici, stoklama açısından daha iyi olmasından ikiye bir oranında koyu kıvamda. Bir de özellikle duru besleme. Bu konuya biraz vurgulamamız lazım. İçine çeşitli vitaminler, mineralde bir şeyler. Hani katma arayışından ziyade biraz daha. Bunların içerisine tabii ki şeyler katılabiliyor Suat Bey. Yani çeşitli katkı maddeleri katılabiliyor. Şurubun içerisine işte vitaminler katabiliyoruz. Mineral maddeler katabiliyoruz. Bunların besleme sonucunda yapılan çalışmalarda da olumlu katkıları var. Olumlu etkileri var. Evet. Yani beslemede kullandığımız şurubun içerisine işte vitamin katarak, mineral madde katarak efendim onun daha da zenginleştirilmesi, besin içeriğinin yükseltilmesi arının beslenmesine ve kuluçka faaliyetlerinde arının vücut direncinin artırılması yönünde olumlu katkıları var. Bunları da artık arıcılarımız son zamanlarda yapıyor. Özellikle katkı maddelerini kullanıyorlar. Onu da görüyoruz. Kekle beslemede yine sadece işte pudra şekeri ve şurupla yapılan kekler olduğu gibi pudra şekeri balla yapılan şuruplar da var. Bu şeker ve pudra şekeri ve balla veyahut da pudra şekeri ve şurupla yapılan keklere yine şurupta olduğu gibi çeşitli katkı maddeleri katılabiliyor. Hatta bunu protein açısından biraz daha zenginleştirmek de mümkün. İçerisine polenikame maddeleri dediğimiz protein bakımından zengin yem maddelerini de katabiliyoruz. İşte soya unu gibi, ondan sonra yağ alınmış olması gerekiyor. Ondan şey yumurta şey sarısı gibi, efendim süt tozu gibi böyle protein değeri açısından yüksek olan besin maddeleri de katılabiliyor. Hatta polen katılarak daha da cazip hale besin değerini daha da iyi duruma getirmemiz mümkün olabiliyor. Bu çeşitli katkı maddeler şey yapılabiliyor. Protein açısından da ama sektör açısından baktığımızda da hocam hani belli bir karmaşanın olduğu da ortada o konuda. Bu premixler olsun, yem katkı maddeleri, çeşitli hani ürünlerde. Hani hangisi doğru ya da hangisi ne zaman kullanılmalı gibi soru işaretleri de çok mevcut. Arzularımız açısından bu yanlış yönlendirmelere de sebep olabiliyor bazen. Şimdi yani bir hastalık durumunda falan aracının onu bir çözüm olarak gördüğü durumlar olabiliyor. Ya da o maddeler ruhsatlı olmadığı için GMP'ye takıldığından dolayı ruhsat alamıyorlar. Onları Varroa ilacı olarak da satılma durumları da olabiliyor. Şimdi tabii ya, onun için iyi değerlendirmemiz lazım o kısmı. Bu premixler gıda katkı maddesi veyahut da besin, ek besin maddesi olarak ruhsatlandırılmış ama pratikte veyahut da günlük hayatımızda hiç de öyle ek besin maddesi olarak şey yapılmıyor, tanıtılmıyor, evet işte, satılmıyor. O yüzden orayı tamamen da her derde deva, lazım. Efendim arıların her türlü olumsuzluklarını veyahut da hastalıklarını iyileştirecek, parazitinden tutup da mikrobik hastalığına kadar performansını artıracak bir ilaç gibi
ifade ediliyor, o şekilde tanıtılıyor. Bunlar tabii çok da gerçekleri yansıtmıyor maalesef. Bunların arkasında böyle bilimsel bir çalışma, klinik çalışmalar pek yok. Öyle olunca işte bir takım literatüre dayalı yaklaşımlar var. Onlarda tabii metodu, yöntemi belli olan araştırmalar olmadığı müddetçe fazla bir kıymetinin... Evet, yani halde böyle olunca ben de hani bir aracı olarak özellikle yeni başlayan ya da yani şu diyemeyen bir aracımıza duru beslemenin daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Yani sadece şeker, su üzerine. Beslemelerde daha en bazen... güzel besleme tabii şeker ve su. Yani şurup dediğimiz beslemeyle. Evet. Ama bunun içerisine mevcut yine piyasada vitamin olarak satılan vitaminler var. Evet. Onlarda problem yok. Yani bir ilaç olarak değil de. Evet, o ayrımı iyi yapabilmek olarak satılan, lazım. Onları diyorsun. Katabilir. Belirli oranda. Onun dışında balı varsa, kendi balı varsa bal katabilir, balla besleyebilir. Ama hiçbir zaman ben şunu önermiyorum. Yani işte piyasada, çevrede balla yapılmış kekler. Evet. Alıp da arıyı beslemek son derece riskli, son derece tehlikeli. Çünkü bal arıda üretiliyor. Dolayısıyla o mikrobik bulaşıklı bir bal söz konusu olduğu zaman ondan yapılan kekle de beslediğimiz bütün arıları hastalandırma riskimiz var. Onun için hatta alırken de aracımıza da cazip gelebilir mesela. Bu işte pudra şekerle yapılmış kek. Bu ballı kek değil. Ballı kek daha bir cazip gibi geliyor ama tabii bir risk boyutu şimdi ayrı bir öneme sahip. Sonuçta tabii ballı kek besleyici bakımından daha zengin, daha arı için cazip, arı onu daha ama, beğenerek, severek tüketir. Hatta mikrobik etkisi daha da fazla ama o hastalığın bulaşma veyahut da hastalıklı olması riski her zaman için yani mevcut besleyici düzeyinin bir anlamı kalmamış oluyor o durumda. Evet. Yücel Bey sizlere şimdi, de buyurunuz. Bununla ilgili ekstradan bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bizim Çorum Arıcılar Birliği olarak kek ünitemiz var. Tabii hocam bu balla ilgili konuda yerden göğe kadar haklı. Ancak şöyle bir durum var. Arıcının kendi arılığında herhangi bir hastalık mevzu bahis değilse biz açıyoruz ünitemizi. Geliyor kendi balını getiriyor. Kendi kekini, balla kekini yapıyor. Kendini nasıl yapabilirse o tabii, çok güzel bir hizmet. Tabii bu bakımdan herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bilinmedik yani orijini, üreticisinin hangi şartlarda ürettiğini bilinmedik bir balla bu kekin yapılarak piyasada satılması son derece yanlış bir uygulama. Ben de aynı şeyi ifade ediyorum. Tabii, şimdi ben de arada besleme yaptığım keki kendi balımla gidiyorum, kendi balımla yaptırıyorum. Bir sorun yok. Onu kendi arımda kullanıyorum. Aracı kendi de yapabilir aslında. Mesela siz bir hizmet olarak sadece aracının kendi getirdiği bal üzerinden kek yapmasını da sağlıyorsunuz. Şimdi hani onlarda bir problemimiz yok. Tabii. Ama tabii üretim yeri belli olmayan. Kastettiğimiz şey adam keki yapıyor. Evet. Ondan sonra da satıyor. İşte en büyük risk olan merkezlerde. Evet. Ve Türkiye'nin her tarafına gönderiyor. Üretim yeri belli değil. Hangi aradan üretildiği işte yani bunu bilemez. Bir hastalık olup olmadığı belli değil. O keki yapan şahsın balı nereden aldığı da belli değil. Evet. Hangi arıdan nasıl üretildiği de belli değil. Evet. Öyle olunca ciddi manada bir risk oluşturuyor. Evet. Bundan kaçınmak lazım. Bir de şu var mesela bizim yeni başlayan arıcılarımız özellikle bunu soruyor. Biz ne zaman kek vereceğiz, ne zaman şurup vereceğiz? Şimdi burada, kışın kek verdiğimizde arı suya uçar bakın, mı? Bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu bal hasadından sonra hocam da bahsetti. Arının yavruya yatırılması konusunda mutlak surette ilk yani şuruptan önce mutlak surette kek verilmesi lazım ki arı şurupla veyahut da besleme yaptığımız materyalle o petek gözlerini doldurup yavru sahasını daraltmasın. İlk önce yavruya yatıralım arıyı kekle. Evet. Kekin akabinde şuruba başlayalım ki yeni çıkan yavrular o şurupla beslensin. Şimdi, nasıl dayanamıyorsunuz hocam? Suat Bey tabii burada yapılan çalışmalar da var. Yani sadece şurupla yapılan besleme sonucundaki performansı, kek artı şurupla beslenen menün sonucundaki performansların araştırmalar da var. Hem de çok sayıda buna benzer araştırma var. Hepsine baktığımızda kek artı şurubun sonucundaki performans daha fazla. Evet.
Burada da kullanım yerinin önemi, zaman olarak değeri çok fazla oluyor. Şimdi dolayısıyla erken ilkbaharda tabii öncelikle kekle başlıyor. Ondan sonra şurupla devam ediyor. Sonbahar beslemede de Yücel Bey'in söylediği gibi bal hasadından sonra işte kek verip arkasından şurupla besleyerek hem arının kuluçka faaliyetinin artırılması hem de kekin içerisine katacağımız nispeten proteinle zenginleştirdiğimiz şeyler maksadıyla daha faydalı bir besleme söz konusu oluyor. Burada demin konunun başında tabii hemen biz bir beslemeye şey yaptık. Tabii sonbahar bakımında yapılması gereken önemli şeylerden bazıları da beslemeyle beraber anarının kontrolü, anarının yenilenmesi. Onun arkasında mevcut kuluçka faaliyetinin şimdi bal hasadından sonra biz bu işlemlere başladığımız için bir kovan içerisindeki peteklerin fazlalığı, arı miktarının azlığı söz konusu. Dolayısıyla kovan içerisindeki mevcuda göre petekleri ayarlayıp koloniyi sıkıştırmamız gerekiyor. Yani ne kadar arı varsa o kadar petek bırakmamız gerekiyor. Ve ondan sonra bu düzeni verdikten sonra besleme, arkasından işte anarı kontrolü, onları yaptık. Ve mutlaka parazit mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bir o dönemde yapmamız gerekiyor. Bir de kışa girerken yapmamız gerekiyor. Mutlaka kışa girmeden önce arıların üzerindeki parazit miktarını %3'ün altına düşürmemiz gerekiyor. Evet. En azından. Bunu yapmadığımız takdirde hem kışlamadaki kış zayiatı fazlalaşıyor, hem kışlamadaki ölümlerle beraber mevcut popülasyon azalmasına sebep oluyor. Evet, o da salkımda ölümlere sebep oluyor. O da tabii kışlamanın olumsuzluklarını ortaya çıkartıyor. Yani toparlamamız gerekirse şimdi beslemede özellikle iki enstrüman var dediniz, bir kek, bir şurup. Şimdi bunların aslında hangi enstrümana ne zaman basılması gerektiği önem arz ediyor bu hususta. Onun dışında parazit mücadelesi. Parazit mücadelesi, anarının performansını mutlaka gözlenmesi. Yani anarısı yoksa anarı kazandırılması, yoksa verimsiz bir anarı söz konusuysa onun değiştirilmesi. Bu da önemli. Eğer koloni genç bir anayla kışa girdiği zaman kışlama kabiliyeti daha yüksek oluyor. Evet. Çünkü genç bir erken ikbar gelişimi de akabinde kuluçka daha faaliyeti fazla oluyor. Hem de kovan içerisinde, koloni içerisinde salgılamış olduğu feromonlarla koloniyi, işçilerleri idare etmesi ve onları yönlendirmesi açısından kışlamada önemli bir avantaj sağlıyor. Sezon içinde de bunun çeşitli avantajları olabiliyor. Tabii konu ne de olsa belli bir noktadan sonra anaarı kısmına da bağlanıyor. Şimdi siz hocam, sizler de anaarı üzerine çalışmalar gerçekleştirdiniz. Çorum bildiğimizde anaarı üretim istasyonu mevcut. Evet. O konular üzerinden devam edeceğiz ama öncelikle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Servet Hocam, özellikle iki bölge arasında farklara değinirken şimdi anaarı konularına da birazdan giriş yapacağız. Ama onun dışında şimdi ilk bakım beslemenin yapıldığı bölgelerde, hatta şu an da besleme yapılıyor bize gelen dönüşler neticesinde Akdeniz bölgesinde. O aşılara bir değinebilir miyiz? Ya da arıcılarımızın doğru bir besleme için özellikle Ocak ayında, işte Şubat aylarına doğru giderken hani hangi yollara başvurması gerekiyor? Daha sağlıklı olur. Onları da bir bilgilendirelim arıcılarımıza. Şimdi Suat Bey, zaten şu anda Akdeniz bölgesinde kışlama yapan arıcıların kekle besleme işini devam ettiriyorlar. Evet, onu kesmiyorlar diyorsunuz. Onu kesmiyorlar. Sürekli kekle besleme işimi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, yani Şubat'ın ilk haftasından sonra böyle hafif şekilde şurupla beslemeye başlanır. Ondan sonra Şubat'ın sonuna doğru o besleme işlemi biraz daha artırarak devam edilir. Mart ayı tamamen beslemeyle geçer. Tabii buna mukabil kuluçka faaliyeti de giderek artar. Giderek artar ve Nisan başında arılar tamamen kovanı doldurmuş olur. Evet. Sağlıklı bir arı söz konusu ise.
Oradaki besleme periyodu ve arının gelişimi aynen bu dediğim şekilde söz konusu. Şimdi kışlamayla ilgili Türkiye'deki bazı durumlardan bahsedecek olursak, Türkiye'de mevcut kışlamadan dolayı çeşitli yıllarda yapılan çalışmalarda işte bazı bölgelerde %10, bazı bölgelerde %20, bazı bölgelerde %30, hatta %40 gibi. Şu an Akdeniz'de kayıp oranımız ne durumda? Şu anda Akdeniz bölgesinde arı ölümlerini bilemeyiz tabii ama daha önceki 2018, 2017, 2016 hatta daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda işte Akdeniz bölgesinde %15, %20 civarında bir arı ölümü söz konusu oluyor. Bu da Türkiye'nin ortalaması olarak kabul ediyoruz. Çünkü %10'un altında olması istenir. Evet. Kış kaybı. Genelde bir de %10'un üzerine çıkıldığında normallerin üzerinde bir etken olduğu da bir dikkat uyandırabiliyor. Mutlaka kışlamada arı ölümleri birçok sebepten kaynaklanır. Bunlardan işte besin yetersizliğinden yani gidişatın normal olmadığı hastalık ve parazitlerin etkisinden kaynaklanır. Ondan sonra aşırı çevre şartlarının bozulmasından kaynaklanır. Bunların hepsi İlaçlar kış ölümlerini veyahut da kış kayıplarını etkileyen tabii faktörler. Evet. Şu an Çorum bölgesi ne durumda Yücel Bey bu açıdan? Şimdi böyle kayıp olarak size dönüş şimdi, ne derecede oldu? Suatcığım burada her ne kadar değişik sebepler arasak da değişik sebeplere gitsek de buradaki en önemli etken varroa. Yani evet, varroanın olduğu yerde her türlü hastalık oluyor. Neden? Çünkü varroa arı popülasyonunun kondisyonunu düşürüyor. Yani direncini kırıyor. Direnci kırıldığı zaman her türlü hastalık yapıcı patojen açığa çıkıyor. Yani viral veya diğer gerek viral olsun, gerekse bakteriyel olsun bütün hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi bizdeki asıl ölümler bu ilkbahardan sonra kendisini ortaya gösterecektir. Şimdi bu sene bildiğiniz gibi varroayla da toplu mücadele planlanıyor. TAP tarafından işte siz de yönetim kurulu üyesi olarak. Hani onu da bir kısa değerlendirebilirsiniz aslında. Tabii. Şimdi o konuya da geleyim ben. Mesela bu sene Anadolu'da yoğun bir arı zayiatı oldu. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi varroa olarak karşımıza çıkıyor. Sebebi şu, yani varroa da niye varroa? Şimdi ilaç çalışmadı deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Biz Çorum'da şunu yaptık, bakın açık ve net söylüyorum. Kovan içerisindeki bütün yavruları kovan dışına aldık. Kabartılmış petek verdik, varroa mücadelesini yaptık, sıfırladık. 15 gün sonra geldik ki kovan içerisinde yine varroa var. Ha, şimdi bu varroa nereden geldi? Kovandakini biz imha etmiştik. Kovanda varroa yoktu. Ya mücadele aşamasında dışarıdan geliyor. Kaldı ya da dışarıdan. Dışarıdan geliyor. Şimdi ben bütün hocalarımdan hepsine hürmetlerimi sunarım. Ancak yapmalarını istediğim tek bir çalışma var. Varroa çalışsınlar, varroa çalışsınlar, varroa çalışsınlar. Ben bakanlıktayken de sık sık Ankara Ziraat Fakültesi'ne giderdim. Orada genç pırıl pırıl araştırma görevlisi vardı arkadaşlar. Hep toksikoloji çalışıyorlar. Hep toksikoloji çalışıyorlar. Şimdi yapmamız gereken varroa çalışmak. Şimdi biz diyoruz ki kovan içerisindeki varroayı öldürdün. Tamam, kovan içerisindeki varroayı öldürdün de varroanın tek konakçısı bal arısı değil ki. Bunun dışında doğal coğrafyada bulunan böcekler üzerinde de varroa faaliyetini devam ettiriyor. Yani diğer konukçularda tabii, yani şimdi kovan dışındaki varroanın hayatına bir bakalım. Hangi böceklerde yaşıyor? Hangi şartlarda yaşıyor? Mesela varroanın çıkış noktasına gidiyoruz. Hocam daha iyi bilir. Hindistan'da çıkmış. Serena öldürmüyor. Yani şimdi Hindistan'da varroa ilacı mı kullanılıyor? Apis serena varroadan ölmüyor. Ama beraber yaşıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman olayları daha rahat çözümleyebiliriz. Yani orijinine gideceksin. Orijininde Hindistan'da varroa çıkmış. Ve Hindistan'daki bal arıları sönmüyor. Niye sönmüyor? İlaç mı kullanıyorlar? İlaç da kullanmıyorlar. O zaman oradaki şartları irdeleyeceğiz biz. Hı hı.
Daha sonra ülkemize geleceğiz. Ülkemizdeki kovan dışında bulunan varra konukçularıyla ilgili hayat döngüsüyle ele alacağız. Yani oradaki hayat döngüsünü nasıl kırabiliriz? Yani kovandaki kimyasal veyahut da fiziksel yöntemlerle bir şekilde çözüyorsun. Ama kovan dışındaki hayatına bizim müdahale etmek zorundayız. Onun için mutlak surette varva çalışılması lazım. Bu petekleri imha ettik demiştiniz Yücel Bey. Yavrulu petekleri komple imha mı ettiniz? Şöyle yaptık biz. Şimdi yavrulu petekleri kovan dışına aldık. Yani yavrudan arındırdık. Yani varvanın o petekler yaşayacağı... daha sonra... Yok şey anlamda diyorum ben. Kovan içerisindeki varvayı tamamen silme açısından ilaçlamamızı yaptık. Kovan içerisindeki bütün açık ve yavru açık ve kapalı yavruları kovan dışına aldık. İlaçlamamızı yaptık. Sıfır yani kabartılmış petek verdik. 15 gün sonra yine varroa var. Demek ki yavrulu petekler ne oldu daha sonra onları? Şimdi o önemli değil. Yavrulu petek ne oldu değil. Benim anlatmak istediğim şu. Yani kovan içerisinde varroayı da sıfırlasan 15 gün sonra yine varroa çıktı. Dışarıdan geldi diyorum. Yani dışarıdan gelen varroaya karşı mücadeleyi yönlendirmemiz lazım. Buyurun hocam. Hatta şu konuyu da ben hocam size sorayım. Bu varroanın balarız dışında konukçular konusunda bir literatür çalışması var mı ya da siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Soruyu bir tekrar... Bal arısı dışında varrovanın konukçusu olduğu arılar ya da böcekler var mı? Yücel Bey de bahsetti bundan da. Varrovanın çıkışı tabii ki Uzak Doğu'da işte bu diğer bal arısı türlerinden olan Apis serrana'nın esas paraziti konukçu olarak onun üzerinde yaşıyor. Tabii daha sonra işte Avrupa bal arısı dediğimiz Apis mellifera'nın üzerine geçmiş ve tahribatı Apis mellifera'da bizim yetiştiriciliğini yaptığımız arılarda yapıyor. Şimdi Apis serrana'nın şeyi biyolojisi Apis mellifera'dan biraz farklı. Ama ikisi de bal arısı. Evet. Yani arı türleri. İşte Apis serrana, Apis dorsata, Apis mellifera bunlar bal arısı türleri. Bunlar birbirinden farklı değil. Şey olarak, tür olarak farklı değil. Ancak şeyin Apis serrana'nın kuluçka faaliyeti Apis mellifera gibi değil. Dolayısıyla onda varroa istediği kadar çoğalamıyor. Apis mellifera'da yani bizim mellifera'daki mellifera, kadar çoğalamıyor. Bizim bildiğimiz hani normal ülkemizdeki bal arısından farkı ne kuluçka faaliyeti olarak hocam? Daha kısa sürüyor. Daha kısa sürüyor. Evet, daha kısa sürüyor. O zaman varroa biyolojisi gereği on daha tamamlayamadığından dolayı çok fazla miktarda şey yapamıyor, yürüyemiyor, çoğalamıyor. Ama Apis mellifera'da çoğalabiliyor. Evet. Bir. İkincisi, şu ana kadar bal arısının dışında başka bir böcek veyahut da başka bir canlı üzerinde varroanın yaşadığı veyahut da bulunduğuyla ilgili ben bir literatüre rastlamadım. İşte Apis serrana konukçusu oradan Apis mellifera'ya geçiyor. Gene bal arısı geçiyor. Türleri üzerinde şimdi. Bal arısı ile ilgili bir şey yanlış yapıyor. Anlaşılmaya da neden olabilir Yücel Bey onunla dolayı. Evet. Ama şu var. Şimdi Yücel Bey bahsetti işte mevcut kovan içerisindeki arıları şey yaptık. Kapalı gözdeki petekleri, yavruları falan dışarıya aldık ama 15 gün sonra baktığımızda yine varroayı gördük. Ergin arıların üzerindeki varroayı tamamen öldürdüğünün veyahut da yok ettiğinin bir garantisi yok. Belki 95% yani %99'unu etkisiz hale getirmişsinizdir. %1 çoğalmıştır. Veya %100'ünü etkisiz hale getirmişsinizdir. Tamamen temizlemişsinizdir. Tamir faaliyetiyle dışarıdan gene gelmiş. Ama diğer varroa bulaşıklığı olan arılardan o kovana tekrar gelebiliyor, bulaşabiliyor ve orada çoğalabiliyor. Evet. Şimdi bu da önemli bir varroa mücadelesiyle ilgili başarının sırrını açık ve net söyleyeyim. Burada yapılması gereken genelde kimyasal ilaçlarla mücadele ediyoruz. Halbuki çok önemli bir konu daha var. O da şu. Polen tuzaklı kovanları mutlak surette haftada en az 2 gün çalıştırdığımız zaman dışarıdan gelecek varroa'ya karşı o tuzaktan geçerken
sıyırıp hemen varroayı temizliyor. Bu haftalık iki gün dediğiniz polen toplama zaman dışında tabii, da yani, mı? Tabii iki şimdi gün olarak? Polen olmadığı zamanlarda da iki gün 30'a çalıştırdığımız zaman fiziksel mücadele yapmış oluyoruz. Yani dışarıdan gelen tarlacı arı üzerindeki varroayı tamamen kovan dışı yapmış oluyoruz. Bu çok önemli. Ve biz bunu Çorum'da yaptık. Biz de şimdi diğer birliklere örnek olması amacıyla şunu söylüyorum. Bizde SMS'de mesajlaşma var arıcılarla. Yani yapılacak faaliyetleri, aktiviteleri mesaj yoluyla iletiyoruz. Tabii biz varroanın yoğun olarak yayıldığını anladığımız anda hemen arıcılarımıza şu mesajı çektik. Dedik ki polen tuzaklarını haftada iki gün, en az iki gün çalıştırın. Evet. Ve çalıştırılan kovanlarda kesinlikle ölüm olayı yok. Bak açık söylüyorum. Yani bir erken uyarı tabii, yapmışsınız aslında üyelerinize. Tabii yani şimdi bu tuzakların çalıştırılması aynı zamanda varroayla fiziki mücadele yapmış oluyorsun. Yani ilaç kullanmadan varroayı temizliyorsun tarlacı arı üzerinden. İçerideki içinde zaten ilaçlama yaptığın için varroadaki başarı oranı çok yüksek oluyor ve varroadan arı ölümün yok. Bu çok önemli. Evet. Varroadan arı ölümün yok. Güzel Bey, o %30'luk, %35'lik bir etkisi var. Polen tuzaklarının veyahut da ana rızgarasının konularak çalıştırılmasında. O %100 bir şey değil. Yani mutlaka tabii buna benzer yardımcı faaliyetlerin de kullanılmasında fayda var ama varroayla mücadelede mutlaka etkin bir ilacın, ruhsatlı bir ilacın kullanılması tabii lazım. Ama bu hani değişik şeyler gene başarı yani oranını arttırmaya yönelik yapılmış polen adımlar. Polen tuzaklarını çalıştırabilirsiniz, pudra şekeri kullanabilirsiniz. Bazı zamanda özellikle pudra şekeri. Tamam mı? Ondan sonra erkek arı petek gözleri oluşturarak varroayı oraya tutup onu imha yapabilirsiniz. Bunlar yoğunluğu azaltıcı şeyler. Yani tamamen yani bunun mücadelesinde etkin şeyler bir değil. Mücadele yani başarı oranını artırmaya yönelik atılan adımlar mutlaka olarak. Evet. Yani biz varroayı tamamen bitiremiyoruz. Ancak mevcut hedefimiz şunu zarar düzeyinin altına düşürebilmek. Evet, %3'ün kış döneminde tabii, mutlaka %3'ün altında tutmamız gerekiyor. İndirmemiz gerekiyor. %3'ün üzerinde olduğu takdirde artık kış dönemindeki zayiatları yani artırıcı etkisi söz konusu oluyor. Bununla ilgili toplu mücadele ile ilgili de bilgi vereyim ben. Türkiye Arıcılar Birliği Merkez Yönetim Kurulu olarak Tarım Bakanlığı'yla çok uzun soluklu çalışmalar yaptık. Bunun nihayetinde şöyle bir karar alındı ve bu sene uygulanacak bu program. Varroa ile toplu mücadele. Yani bir iki gün içerisinde o ildeki bütün kovanlarla kimyasal yolla mücadelemizi yapacağız. Yani ruhsatlı, GMP'si olan bakanlık ruhsatlı ilaçlar. Evet. Tabii bu aracımıza ne kazandıracak? Mesela dışarıdan 30 liraya almış olduğu ilacı 3'te 1 fiyatına çok daha ucuza. Fabrika çıkışı tedarik etmeyi hedefliyorsunuz. Fabrika çıkış fiyatından arıcılarımıza bunu tedarik edeceğiz. İl müdürlüklerimiz vasıtasıyla bunlar reçetelendirilecek. Onların koordinasyonu da yapılacak. Tabii, birliklerimiz vasıtasıyla da arıcılarımıza dağıtımı yapılacak. Toplu mücadele belli 1-2 gün içerisinde tamamen o A ilinde, B ilinde neyse o ilde bütün ilaçlama tabii, yapılacak. Mevsimsel şartlarda göz önünde bulundurularak tabii, o programa yararlanacak. Tabii. Ona yönelik olumlu bir adım atılmış. Bir de Suat Bey, şimdi resimde gördüğümüz burası Çorum Arıcılar Birliği'nin arılığı. Fotoğraflar güncel sanırım. Güncel. Bunları daha yeni çektim. Döneminde. İki gün önce çektim ben Çorum'daki arılığımızdan. Şimdi yeri gelmişken kışlatmayla ilgili bir projemiz var. İki senedir uyguluyoruz bir projeyi. Geçen sene dimerli bir uygulamayla. Yani kovan içerisine 13,5 derecelik bir ısı veriyoruz. Yani şu anda 10 gün oldu. Zayıf olan kolonilerin 50 tanesini ısı kontrol olarak ısı vermek suretiyle kuluçka faaliyetlerini başlatıyoruz. Tabii bu ilkbahar tamamlanması yani Nisan, Mart sonu itibariyle kuluçkasını tamamen tamamlamış oluyor. Arı içeride kuluçka faaliyetlerini yapıyor, peteğini örüyor, daha güzel gelişiyor ve sağlıklı bir şekilde kıştan çıkmış oluyor. Bu çalışmada ne aşamadasınız şu an? Şimdi bu sene 200 kovan üzerinde planlamamızı yaptık. Bugün itibariyle 100 koloni tamamen aktif olarak. Aslında Şubat başı düşünüyorduk biz.
kış şartlarının aniden bastırması ve soğumasıyla, kar yağışıyla beraber kuluçka faaliyetini erkene aldık. Bilhassa zayıf kolonilerin salkım oluşturmadaki sıkıntılarını gidermek, onun kuluçka faaliyetini bir an önce başlatmak için onlarda 50 tane zayıf kolonide 10 gün önce başlattık. Bugünkü tarih itibariyle 50 kolonide daha başlatıyoruz. Çalışma da şu aşamada. Kaçıncı yıldasınız? Şimdi biz ikinci yılımızı yaptık. Yani bu kışlatma ile ilgili. İnşallah bunun patentlerini de alacağız. Arıcılarımıza tak çalıştır modelini uygulayacağız. Tabii bunu nereden geleceksin bu çalışma? Şimdi bilirsiniz yani eskiden 4 mevsim vardı. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi bu iklim şartları öylesine değişti ki aynı kış içerisinde yazı yaşıyorsun, yaz içerisinde kışı yaşıyorsun. Ama evet, bizim için kuluçkanın başlangıç seviyesinde arı ölümlerini asgariye düşürmek, arının daha iyi gelişimini sağlamak için bu model bize uydu. Neden uydu? Şimdi biz her sene Antalya'ya arı götürüyoruz. Gidiş gelişimiz bir kamyon arı için 15 bin lira gibi bir rakama ulaşıyor. Çok büyük rakam. Biz hem kendi yerinde hem yani arıyı nakletmeden hem daha az para harcamak suretiyle hem de istediğimiz popülasyonda arının gelişimini sağlıyoruz. Bakın geçen sene 84 kolonide yaptık biz. Şimdi bizde iller arasında bu tür çalışmalarda bir sınır da yok. Biz bunu Merzifon'da Söner isimli arıcı arkadaşımızla beraber yaptık geçen seneki çalışmamızı. Bu sene bir üst seviye çıkardık. PID yani kontrol sistemli. Orada ayarlıyorsun şeyde, panoda. En düşük 10 derece, en yüksek maksimum 16 derece. Fix dediğiniz ısı derecesi de 13,5 derecede çok hafif ısı vermek suretiyle kuluçka faaliyetine devam ettiriyor. İnşallah arıcılarımıza bu hizmetimizi tak çalıştır modeline de sunabilecek pozisyona geleceğiz. Yani çalışmalarınız tamamlandıktan sonra hatta patentini aldıktan sonra. Bu ülke arıcılığı için müthiş bir şey. Çünkü gelip bir yerinde de Bereket TV olarak görmek isteriz. İnşallah, inşallah. Bakın şeyde de yansıdı da görüyor. 13,5'ü ayarlamışız 13,1 derecede. Bunu daha dün yeni çektim bu resimleri. İnşallah aracılığımız için hayırlı oluruz. Evet, hayırlısı olsun diyelim Yücel Bey. Sağ olun. Şimdi Akdeniz bölgesi de demişken şimdi ana arı konusuna da artık girmek istiyorum. Zamanımızı da iyi kullanmak açısından. Şimdi ülkemizde genel olarak ana arı üretim düzeyimiz yeterli potansiyel demiş. Şimdi işletme bazında bakıldığında bakanlıkta geçen yıl Nisan aylarında 121 işletmemiz vardı. Bu Kasım ayındaki bakanlık kısmında 135 işletmeye çıktı. Onun dışında tabii normal işletme izni olmadan üretimler de mevcut. Şimdi ana arı ihtiyacımız nedir ülke olarak? Mevcut ana arı üretimimiz yeterli düzeyde mi? Şimdi Suat Bey. Bir sizden alalım hocam. Türkiye'de 2018 istatistiklerine göre 7.9 milyon evet, kovanımız var. Yaklaşık 8 varlığımız. Milyona yakın kovanımız 8 var. 8 milyon civarında kovan varlığımız var. Bilimsel veriler ışığında ana arı ihtiyacını bunu esas alarak değerlendirdiğimizde işte her yıl bir ana arıyı değiştirmek gerekir. Yoğun üretim şartlarında. Evet. Burada yoğun üretim şartları tam gerçekleşmediği için, çünkü sabit arıcı, gezginci arıcı mevcut fark Türkiye'de. Fark eder. Bir de kuluçka faaliyetinin bitip bitmeyen bölgelerimiz var. Onlar tabii, da önemli. Tabii yani 2 yılda bir ana arıyı değiştirdiğimizi kabul edersek, düşünürsek, o zaman bizim her yıl 4 milyon civarında ana arıya ihtiyacımız var demektir. Evet, herkes ticari ana arı kullanırsa daha doğrusu. Yani gerçi 4 milyon civarında ana arının ister ticari ana arı kullansın, isterse kullanmasın. Bizim ihtiyacımız 4 milyon yıllık. İster bunu nasıl temin ederse etsin. İster kendisi üretsin, ister oğul yoluyla elde etsin, ister yani hazır üretilen hani ticari ana arılardan alsın kullansın, o şey değil. İhtiyacımız olan miktarı söylüyorum. Yani ticari olarak işletme bazında üreten ana arı üreticilerimiz bu talebin ne kadarına cevap verebilir? Onu aynen onu öğrenmek şey yapacağım. Şimdi biraz önce siz de söylediniz 135 tane şey var. Üretim izni almış ana arı işletmesi var. Ben bunların kapasitelerini de tek tek topladım, hesapladım. Ve yılda tam kapasiteyle çalıştıklarında işte 15 binlik kapasite belirtmiş. 15 bin tane ana arı üretirse, öbürü 3 bin kapasite belirtmiş, 3 bin tane ana arı üretirse, öbürü 8 bin kapasite belirtmiş, 8 bin tane ana arı üretirse, bunların tam kapasite çalıştıklarında ürettikleri ana arı miktarı
473 bin oluyor yıl içerisinde. Yani bu da bizim yıllık anar ihtiyacımızın %12'sini falan karşılıyor. Onun için müthiş şekilde Türkiye'de anarya ihtiyaç var. Genç anarının kullanılması söz konusu. Evet. Böyle bir üretim açığımız söz konusu. Kaldığımız yerden reklam arasından sonra devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Servet Hocam, şimdi anar üretimi kısımlarından da özellikle değindik. Şimdi bir de şöyle de bir durum var. Bir işletme, anar üretim işletmesi. Burada 3-4 tane bazen farklı ırklar bir arada üretimi de söz konusu var. Bir de onun dışında Akdeniz bölgesinde şimdi anar üretim işletmeler gidiyor. Orada işte üretim kısmına başlayanlar da olabiliyor. Daha sonra oradan tüm ülkeye bir anar dağılımı da söz konusu. Şimdi bunları akademisyen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bununla ilgili şöyle geniş bir çerçeve çizeyim. Ondan sonra sorduğunuz soruyu da onun içerisinde değerlendirmiş olalım. Türkiye'de daha önceki programda da şey yaptık, söyledik. İzin almış 135 tane anar işletmesi var. Evet, şu an Kasım ayı itibariyle. Evet. Tabii bir de bu üretim izni olmayan anar üretim işletmeleri var. Bu 135 tane işletmenin iller bazında düşündüğünüz zaman büyük bir çoğunluğu üretimini Antalya'da yapar. Akdeniz bölgesinde Antalya'da yapar. Ve orayı tercih ederler. Sebebi de anar üretimi mevsimliktir. İlkbahardan başlar. İşte en geç yaz sonuna kadar, sonbahara kadar, ilk sonbahara kadar şey yapar, devam eder. Bu süre içerisinde mümkün olduğu kadar fazla anarı üretmek işletmenin karlılığını artırır. Onun için mevsime erken başlamak için de sıcak bölgelere, sahil bölgelere ve o bölge içerisinde de efendim vejetasyonu en iyi olan işte Antalya'yı tercih ediyorlar. Ben bunlarla ilgili daha önce çalışmalar da yaptım. 2002'de yaptım, 2015'te yaptım, 2018'de yaptım. Orada mesela anarı orada üreten işletmelerin sayısı, üretim izni almış olanların sayısı yaklaşık 25-26 tane. Yani o bölgede. O zaman toplam anar üreten işletme sayısı 120 civarında. İşte 25-26 tanesi burada oldu muydu? Yaklaşık bir %20'si, %30'u efendim Antalya'da üretiyor demektir. Evet. Antalya'da. Akdeniz bölgeden ziyade mesela işte Mersin'de, Adana'da, efendim Hatay'da var bu Akdeniz bölgesi içerisinde. Ama ağırlıklı olarak anarı üretim işletmeleri Antalya'da yapılıyor. Şimdi bu tercih bu şekilde Antalya'da oluşuyor. Anarı üretiminde bir genetik faktörlerden kaynaklanan etki var. Bir de çevresel faktörlerden kaynaklanan etki var. Üretimin kalitesi bu iki unsurdan oluşuyor. Çevresel faktörleri işte yetiştiricinin etkisi, çevrenin etkisi, efendim kullandığı malzemelerin etkisi, genetik şeyi de damızlık olarak şey yapalım, ifade ediyoruz. Biz bu bölgede yetişen anarların kalite özellikleriyle ilgili çalışmalarımız da oldu. Erken ilkbaharda üretilen anarlarla ilgili maalesef standartları tutturmuş değiliz anarı açısından. Anarı kalitesi açısından. Evet, maalesef bunu üzülerek söylüyorum. 2012'de mesela şurada rakamlar var yaptığımız çalışmada. Canlı ağırlık 206 ortalama, 206 miligram civarında gelmiş. Bu 55 anarının ortalaması. 2017'de 191 miligram civarında. 2018'de sonbahar döneminde yetiştirilmiş bu 2018 anılar 167 miligramı düşmüş. Şimdi olması gereken standart İdari. Canlı ağırlıkta 200 miligram ve üzeri olarak kabul edilir. Yani 200 miligram ve üzeri canlı ağırlığa sahip olan analar kaliteli ana olarak. Bu çalışmada okuduğunuz yerde sonbahar demişsiniz. En son okuduğum ölçüm sonbaharda üretilen şeyler. Yani 2018'in sonbaharında üretilen analar. Evet. Canlı ağırlıkları ortalama 167 miligram.
Yani, az önce de bir ifademiz olmuştu hocam. Erken ilkbaharda üretimi gerçekleştirenler o değeri yakalayamadık diye. Evet, erken ilkbaharda 2012'de üretilenler, 2017'de üretilenler erken ilkbaharda üretilmiş. Yani Nisan ve Mayıs aylarında üretilmiş. Nisan ayındaki üretilenler. Sadece 2018'deki üretilenler Antalya bölgesinde. Antalya bölgesinde değil, 2018'dekiler. Ankara'da var, Konya'da var. Efendim, yine Ankara'da var, Mersin'de var. Yani diğer bu şekilde, bölgelerden evet, de aldığınız değerlerin karşılığı. De, sonbahar döneminde üretilmiş ama onların canlı ağırlıkları çok düşük. İkinci bir kalite kriter ölçümü, anarının spermatozoidleri depoladığı kese. Evet. Onun büyüklüğü de önemlidir anar için. Onun da ölçümlerinde 2012'deki anarılarda 1 milimetre olarak çapını ölçmüşüz, ortalamasını. 2017'de yine 1 milimetre ve 2018'deki sonbahar ölçümlerinde yarım milimetreye düşmüş. En önemlisi kalite kriterleri içerisinde, yani araba çok güzel ama benzin olmazsa hiçbir işe yaramaz. Veyahut da yakıt evet. olmazsa hiçbir işe yaramaz. Bu da aynen onun gibi. Anarı çok kaliteli olur, canlı ağırlığı büyük belki olur, sperm kesesi sağlar. Büyük olur, hacmi büyük olur ama mesela içerisindeki olmazsa. Spermatozoid, depolanan spermatozoid miktarı yeterli olmazsa o anar bir şey yaramaz. Buradan şunu da ifade edebilir miyiz hocam? Anar üreten her işletmenin bir erkek ar üretim sisteminin de şimdi oturtulmuş olması. Şimdi ona geliyoruz işte. Erken ilkbaharda 2012'de üretilen anarıların ortalama spermatozoid miktarı 2.248.000. Yarı yarıya. Evet. Bakın, 2017'deki üretilen, ilkbahardaki üretilen anarıların spermatozoid miktarı 4.454.000. Sonbahar döneminde üretilen 2018'deki anarıların spermatozoid miktarı 374.000. Bu ne demektir? Anarı bir yılda spermatozoidlerin yaklaşık 3,5-4 milyonunu harcar. Hı hı. O kuluçka faaliyetleri, yumurtayı döllemek için. Yani bizim sonbaharda ürettiğimiz anarların depoladıkları spermatozoid miktarı 10 günlük anarının yumurtasının döllenmesinde kullanılan şey. 10 gün sonra anarının pili biter ve arılar onu öldürür, değiştirirler. Yani şu ifade de çok geliyor arıcılarımıza. Anarı aldım, şimdi, kabul ettirdim, yumurtaya başladı ama 2 hafta sonra açtım. Yok deniyor bile. Yeni ana mesela. Yapmış işte onun eskiyi öldürmüş, evet. yenilemiş falan gibi. İşte sebep bu. Tabii burada en büyük eksiklik çevresel faktörlerden ziyade yeterli ve kaliteli erkek arıyı üretmememiz. Hı hı. Çünkü yeterli çiftleşmeyi yapamıyor, yeterli miktarda spermatozoidi depolayamıyor. Standartlar gereği olması gereken bir anarının sperm kesesinde bulunması gereken spermatozoid miktarı 5 milyon ve üzeri olması hı. gerekir. Yani 2 yıl ideal evet, yani 2 yıl yaşamını koruyabilmesi, şey yapsın, kuluçka faaliyetlerini optimum düzeyde yumurta atabilmesi için. İdeal şartlarda yetiştirilen anarların spermatozoidinde 7 milyon, 8 milyon civarında şeyde depolanabilir. Hı hı. Tabii. Şimdi burada erkek arı yetiştirilmeyince, yeterli miktarda ve kalitede erkek arı olmayınca ve anarıların spermatozoid miktarında eksiklikler söz konusu oluyor. Bu da kaliteyi çok ciddi manada düşürmüş oluyor. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. 2012'de 2.248.000 spermatozoid miktarı varken 2017'de 4.454.000'e çıkmış. Yani bir yükselme var. Bu fark neden? O zaman söylemiştik biz. Anar üreten işletmelere ulaşabildiklerimize, yetiştirebildiklerimize şu ilk araştırmayı yaptığımızda erkek arı ile ilgili sıkıntıyı efendim mutlaka giderilmesi gerektiğini, erkek arının üretilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Galiba onda biraz böyle iyileştirme var ki o 2017'deki üretimde biraz şey yapmış, artış olmuş. Ama sonbaharda yapacak bir şey yok çünkü sonbaharda erkek arıyı üretemiyorsun. Evet. Erkek arıyı oluşturamıyorsun. Mevsim gereği arılar erkek arıları tamamen imha ediyorlar. Dolayısıyla evet. bulamıyorsun. Onun için sonbaharda ana arı üretiminin yapılmaması gerekir. Yapılması hı-hı. gereken, olması gereken şey bu. Zaten en kaliteli ana üretim mevsim olarak
ilkbahar döneminde, oğul döneminde yetiştirilir. Bölgenin oğul dönemi. İşte bölgenin oğul dönemi de ilkbahar dönemi olarak ortaya çıkar. Akdeniz bölgesini, özellikle Antalya'yı, Mersin'i bu dönemde Nisan ve Mayıs aylarında anacıların benimsemesi ve orayı tercih etmelerinin sebebi de oradaki hem iklimin çevre olarak hem de floranın uygun olması ve bir de sezonu daha erkene almaları açısından o bölgelerde şey yapıyorlar. O bölgelerde anarı üretilir, başka bölgelere gönderilir. Onda hiçbir beis yok. Hiç önemli değil. Yani o bölgede üretilen anarı, o bölgede kullanılacak veyahut da o bölgede yetiştiriciliği yapılacak, üretimi yapılacak diye bir şart yok. Çünkü şöyle bir durum çıkıyor hocam oradan. Mesela o bölgeye gitti, anar üretimi yapıldı. Yeterli bir erkek arı üretim potansiyeli yok ya da işletme o kısma dikkat etmedi diyelim. Anarlar o bölgenin arılarıyla çiftleşti. Siz o bölgede çiftleşen anarları daha soğuk bir bölgeye naklediyorsunuz. Orada başarı sağlar mı peki o anarlar? Şimdi zaten öyle yani, bir izole bölge söz konusu değil. Evet. Yani anarı çiftleştirmek için işte 20 kilometre çapında, yarı çapında bir hiç arı olmayan bir alanı oluşturmak mümkün değil. Zaten anarı işletmeleri, diğer işletmeler, diğer kovanlar hep yan yana. Bitişik. O bunun ürettiği anarı başka bir kovanın arısı erkeğiyle, onun ürettiği anarı diğer erkekle çiftleşiyor. Onları geçtik. İşin o tarafını geçtik. Yani saflık konusunu, erkek arının damızlık değerinin, etkisinin o evet, konuları geçtik ya. Onlar da ciddi parametreler aslında şu an. Onu geçtik de biz kaliteli bir anarının olması yönündeki kriterlere bakıyoruz. Ha, söylediğiniz de doğru. Tabii melezleşiyor. Melezleşince arının nasıl bir performans göstereceği veyahut da performansının ne olacağını kestirmek veyahut da önceden söylemek mümkün değil. Evet. Ama işin o aşamasına şey yapmıyoruz, bakmıyoruz yani. Mutlaka yeterli miktarda erkeğin olmasına bakıyoruz. Söylediğiniz manada her işletme, bir de Türkiye'deki anar işletmelerinin enteresan şeylerinden bir tanesi, işte A ırkında üretiyor, B ırkında evet, üretiyor, 3-4 tane üretiyor. Bir arada üretilebiliyor. Onun ötesinde şeyde gerek yok. Yani biraz önce bahsettiğiniz işte çevredeki diğer arılarla çiftleşiyor falan filan, ona da gerek yok. Niye? Çünkü bütün anarı işletmeleri işletme sezonuna girerken çevreden arı satın alırlar. Onunla üretim yaparlar. Ne olacak? Onların da erkekleri var işte. Çevreden aldıkları, yani kendi işletmelerine dahil ettikleri arıların da erkek arıları yetiştirdikleri, ürettikleri anarıyla çiftleşecektir. Yani o farklı ırktaki erkek arıların çiftleşmesini falan göz önünde bulundurmuyoruz. O zaman zaten tamamen yok, bölgesel olarak şey mesela yapmış. Size belirttiniz. O bölgeden anarılar işte alınır, orada üretilir diye. Ama şimdi, sonuçta o bölge adapte olmuş arılar orada üretilip daha soğuk oraya bir bölgeye... Oraya her taraftan arılar geliyor. Evet, sadece işte bir de o bölgenin o riski arısı var. Değil. Evet. Her taraftan arılar geliyor. Yani işte İç Anadolu'da yetiştirilen, orada üretim yapılan arılar da geliyor, orada kışlıyor. Doğu Anadolu'daki arılar da geliyor, orada kışlatılıyor. Değişik ırklardan, değişik bölgelerdeki arılar geliyor, orada kışlatılıyor. Dolayısıyla oradaki anarıyla çiftleşen erkek arıların o bölgenin erkek arısı olması veyahut da tamamen o bölgenin olması diye bir şey söz konusu değil. Evet. Bir de adaptasyonla ilgili, gittiği bölgedeki uyumla ilgili erkek arının o şekilde bir problem yaratacağını da çok zannetmiyorum. Yani ciddi yani, bir etken belki görülemeyebilir diyorsunuz. Tabii yani şimdi orada anarının etkisi var ama erkek arının etkisi daha da fazla, o da var. Onu da kabul etmek lazım ama yine bahar döneminin ötesindeki yaz döneminde Akdeniz bölgesindeki yerli arıcı da yaylaya çıkıyor.
tekrar sonbaharda Akdeniz bölgesine dönüyor. Hocam, damızlık ifadesini kullandınız. Yücel Bey, sizde damızlık üreten bir işletme var Çorum'da. Evet. Damızlık kavramı tam olarak nedir, neyi ifade ediyor? Ya da damızlık diyebileceğimiz bir arının hangi niteliklere sahip olması gerekir? Şimdi programımız da sonuna doğru yaklaşıyor ama kısa kısa onları bir sizden dinlemek isterim. Hocamla da programa başlamadan önce sohbet etmiştik. Bu konuları biz aramızda da tartıştık da şimdi burada damızlık materyali tarif ederken ben şunu söylemiştim hocama da. Kendi karakteristik özelliklerini döllerine aktarabilme kabiliyeti. İşte evet. Bu saflık derecesi de şeklinde de ifade ediliyor hocamın dediği gibi. Şimdi bizim damızlıktan beklentimiz nedir? Mesela biz Çorum ile Arayasıcı Birliği olarak Anadolu arısının ıslahıyla ilgili 2012 yılında başladık bu serüvenimize. Bu aşamada bizim Çorum'un şöyle bir avantajı var. Pek gezginci arıcı almadığı için Çorum bölgesi ve Çorum'daki arıcılar da gezginci arıcılık yapmadığı için sabit arıcılar. Sabit arıcılar. Hızlı yol alabildiniz. Tabii. Yani şimdi ilk önce bunlardan örnekler topladık. Morfometrik ölçümler yaptık. Değerler Anadolu arısını gösterdikten sonra biz ıslah için faaliyete başladık. Sayın Muhsin Doğaroğlu hocamla da uzun yıllar bu konu üzerinde çalıştık. O bize proje danışmanlığı yaptı. Şimdi Yücel Bey, damızlık işletme demişken ülkemizde kaç tane damızlık işletme var genel olarak? Şimdi resmi işletmeler var. Bunun yanında bir de mesela bölgesel olarak damızlık olarak kullanılabilir yetkisi verilen işletmeler var. Totalde sayısı 12 bunların. 12. Şimdi bizim bu serüvene başlayıp da gelişme sürecimizde bizim Çorum bölgesindeki ortalama bal verimimiz 25 kilogramdı. En son tahlildeki ortalama bal verimimiz 31 kilogram. Yani şimdi Anadolu arısını itelemek, kötülemek anlamında çok yanlış şeyler söylendi. Dediler ki işte Kafkas arısı bal yapar, Anadolu arısı bal yapmaz. Şimdi ben de diyorum ki Kafkas arısının anavatını Artvin'de, Ardahan'da ortalama bal verini bana söylesinler. 10 kiloyu geçer mi hocam? Geçmez. Evet, o da ciddi. Şimdi yani bu kötü imajı da silmemiz lazım bizim. Anadolu coğrafyasının arısı hocam daha iyi bilir. Yani Rutner de demiş Anadolu arısı diye tarif etmiş. Koca coğrafya. Şimdi bunun yanında tabii lokal ırklarımız da var. Türkiye Arıcılar Birliği olarak bu sene 6 bölgede ıslaha başladık. Evet, Ocak itibariyle ıslah projeniz başladı. Tabii, Kırklareli'nde, Hatay'da, Bingöl'de, Düzce'de, yani Gökçeada'da, yani kendi lokal ırklarımızla artık oradaki ekotipler üzerine tabii, daha doğrusu çalışmalar şimdi, yapılacak. Tabii, şimdi onların performanslarını, saha performanslarını göreceğiz. Ondan sonra bunlarla karşılıklı çaprazlamalar yapacağız. Tekrar saha testlerini yapacağız. Yani aracımız için, hizmeti için bu çalışmaları başlattık. İnşallah onlar da bir damızlık daha iyi işletme seviyelere geleceğiz. İstasyon niteliği kazanacak tabii. Önümüzdeki çalışma şimdi, sonucunda. Hocam bu şeyle ilgili anlatırken hemen aklıma bu anekdotum geldi. 2004 yılında ilk anaar işletmelerinde örnekleri alıp da ölçümleri yapan kişiyim ben. Şimdi o zaman şöyle bir tablo çıkmıştı. 5 anaarıdan bir tanesinde canlı ağırlık bakımından yetersizlik görülüyor. Evet. Bir tanesi spermatozoa bakımından yetersiz görülüyor. Yani yeterli çiftleşmemiş görülüyor. Bir tanesinde her ikisinin bakımından yetersizlik. Yani 5 anaarıdan İki tanesi kalite kriterine uyuyordu 2004'lü yıllarda. Şimdi biraz daha süreç daha olumlu şimdi gelişebiliyor. Ana işletmeleri biraz daha bilinçlendi. Biraz daha kendini geliştirdi. Yani inşallah önümüzdeki yıllarda daha verimli, daha iyi, daha güzel gelişmeler olacak. Bir de Yücel Bey şey var. Damızlık üreten işletmelerin bazıları da gene Akdeniz bölgesine gidip üretim yapıyorlar. Onlar ne derece sağlıklı anaerobik üretebilir? Şimdi onunla ilgili de söyleyeyim. Çok kısa görüşlerinizi alalım. Ben ülkesel arıcılık projesinin genel koordinatörlüğünü yapıyordum bakanlıkta. Orada
Akdeniz bölgesindeki üretilecek ana arı işletmelerin yerleri dahi tespit edilmiş vaziyette. Yapılacak tek işlem ne biliyor musun? O proje açılacak. O bölgeler için benim asıl üzerine durduğum nokta, hocam diyor ki üretiliyor. Evet, onda hiçbir veis yok. Sıkıntı şurada. Hastalıkların ana arı vasıtasıyla başka bölgelere taşınması. Bizim üzerinde durduğumuz etkisi. Tabii en önemli husus bu. Onun için o bölgelere biraz daha izole kavramını, yani yanına yöresine, hiç olmazsa o su kaynaklarına başka arıların gelmesini önleyecek tedbirlerimizi alalım. O lokal bölgelerimizi tespit edelim. İyi koruyalım. Evet. Diyelim. Hocam sizin bir son sözleriniz var mı? Programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Suat Bey, tabii kısaca bir toparlayalım. Anarı konusu önemli. Anarı konusu Türkiye'de damızlık işletme, Yücel Bey dedi 11-12 tane izinli, ruhsatlı damızlık işletmesi söz konusu ama damızlık vasfı üreten işletme hiç yok. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte damızlık üretim işletmeleri geliyor Akdeniz bölgesinde veyahut da şurada burada değişik yerlerde üretim yapıyor. Çevresinde bir sürü farklı arılar söz konusu. Böyle bir üretim de söz konusu olmaz. Böyle bir damızlık işletmesi de söz konusu olmaz. Damızlık işletmelerinde mutlaka ıslah olmalı. Yani üretimini gerçekleştirdiği materyalin genetik olarak zenginleştirmesine yönelik ıslah edilmeli. Seleksiyon yapılmalı ve mutlaka suni tohumlama yöntemiyle uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekir. Onun dışında ben damızlık işletmecisiyim, damızlık üretiyorum falan filan şeyi çok gerçekçi değil. Evet. Bunu burada ifade bunun etmek lazım. Bunun da altını çizmiş ama oluyoruz. Türkiye'de anar üretimi dünyayla ilgili kıyaslama yaparsak çok çok yeni. Yani Türkiye'de ilk defa modern yöntemlerle kontrollü bir şekilde anar üretimi 1978 yılında başlamış. Şurada bir 35-40 yıllık bir şeyi var. 30-35 yıllık bir geçmişi var. Ama dünyada bu 100-150 yıl öncesinden başlamış. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenlerimiz, bu akşamlıkta programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arının Bereketi programı her hafta 21'de devam edecek. Kısa bir hatırlatma yapayım ben sizlere. Daha önce Bereket Hayvancılık kanalında yayınlanan Arının Bereketi programımız artık Bereket TV'de yayınlanmaya devam edecek. Bereket TV çatısı altında birleşmiş bulunmakta. Bereket Hayvancılık kanalı Bereket Agro olarak yayın hayatına devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek dileğiyle.